Kök hücre tedavisini peki biz hangi ortopedik problemlerde kullanıyoruz? En çok gelen sorulardan bir tanesi bu. Eklem ağrıları en çok kullandığımız tedavi sebebi ve en fazla da kireçlenmelerde, yaşlı hastalarda, diz hasarlanmaları, kıkırdak kayıplarında kök hücre tedavileri kullanıyoruz. Fakat burada şu noktayı çok iyi anlamak lazım. Kök hücre tedavisini çok geç yaşlarda, yani diz iyice yıpranıp kıkırdağı tamamen bitmiş hastalarda değil, kıkırdak hasarlanmaya başladı. Bizim birinci, ikinci derece dediğimiz daha henüz yolun başındayken tedaviyi kullanmak lazım. Çünkü hasar ne kadar azsa yapılan tedavinin onarıcı, onarma becerisi de o kadar iyi olacaktır. Daha sonra kısmi tendon yırtıkları, örneğin omuz, ön çapraz bağ, yine menisküs yırtıklarının tedavisinde kök hücre tedavisi yapabiliyoruz. Bunun haricinde bu bahsettiğim hasarların ameliyatları sırasında ameliyat tedavilerine ek olarak kök hücre tedavileri daha iyi iyileşme sağlamak için kullanabiliyoruz. Bir de günümüzde daha çok basit bildiğimiz işte tenisçi dirseği, topuk ağrısı, patellar tendinit gibi tendon problemlerinde yine kullanılabiliyor. Yine bugün şeker hastalarında kapanmayan yaralarda da kök hücre tedavileri konusunda çalışmalar devam ediyor.